Evet bir kelimesini konuşalım. Oldukça ilginç bir kelimedir. Çok da can yakan bir sözcük. Farklı farklı görevleri var. Biriktirmeye başlayalım. Toplantıya bir senin velin katıldı. Şuradaki bir sözcüğünün yerine sadece sözcüğünü koymak mümkün. Unutma sadece sözcüğü ya da onunla aynı anlama gelen diğer sözcükler. Hep birer edattır. Dolayısıyla bu cümlede bir kelimesini edat olarak kullandık. İlk defa duyduğuna eminim bunu. Yaşananları sen de bir gün öğrenirsin. Bir gün dediğimde hemen bir ismin önünde sıfat olduğu açık. Alttaki örnekte de iki soru için sadece bir dakika ayırmak gerekiyor derken dakika sözcü bir isim. Yine kaç dakika sorusuyla beraber burada da sıfat olduğu söylenebilir. Bak ikisinde de sıfat olarak kullandım bu cümlelerin. Fakat ortadaki cümlede farklı bir görevi var. Alttaki cümlede farklı bir görevi var. Nasıl karar vereceğim? Şöyle. Bir tane anlamı hangisindeyse ona Asıl sayı sıfatı diyeceğim. Herhangi bir anlamıyla kullanıldığı cümlede de belgisiz sıfat olduğunu söyleyeceğim. Bir deneyelim hangisi? Yaşananları sen de bir gün öğrenirsin. Herhangi bir gün haliyle bunun bir belgisiz sıfatı olduğunu söyleyelim. Nasıl karar verdim belgisiz sıfat olup olmadığına? Ne anlamı verdi çünkü? Herhangi bir anlamı verdi. Peki alttaki örneğe bakalım. İki soru için sadece bir dakika ayırmak gerekiyor. Herhangi bir dakika değil bir tane dakika işte o kadar sayıca bir burada kastımız. Dolayısıyla eğer gerçek anlamıyla bir ise anlatmak istediğimiz o zaman da bunun bir sayı sıfatı olduğunu söyleyebilirim. Sadece anlamıyla kullanınca edat bir ismin önünde de sıfat göreviyle kullandım. Fakat herhangi bir anlamı verirse belgesiz sıfat sayıca bir anlamı verirse asıl sayı sıfatı olduğunu söyleyelim. Peki bir de şuna bakalım. Düzgün giyimli biri buraya geldi ve seni sordu. Bizi soran o biri her kim ise onun isminin yerine geçmedi mi? Evet. E peki herhangi birinin, bir kişinin isminin yerine geçmişse bir kelime zamir olmaz mı olur? Peki herhangi bir anlamı varsa burada olduğu gibi ve bir kelime zamirse yine bu anlamıyla beraber bu belirsizlik, o birinin kim olduğuyla alakalı belirsizlik kelimeyi belgisiz yapar ve bu kelime belgisiz bir zamir oldu denebilir bu örnekte. Peki bir bir anlatırım polise bildiklerimi. Nasıl anlatacak? Bir bir anlatacak. E bir fiilin önünde geldi. Fiile nasıl sorusunu sordum bana cevap verdi. O halde bu fiili niteliyor bu. Fiilin önünde gelmişse ona nasıl sorusunu sorduğumda yanıt almışsam her bir beni durum zarfına götürür. Daha da ayrıntı yazacaksak böyle yazmamız gerekecek. Burada zarf göreviyle kullandık diyelim. Peki başka neyle karşılaşacağız? Bir de şuna bak. Birin yarısı ile İkinin yarısı arasındaki farkı bulalım. Birin yarısı bir isim tamlaması. Bir belirtili isim tamlaması. Şurası tamlayan, şurası tamlanan. Bilirsin her ikisi de ek aldığı zaman belirtili isim tamlaması demeyi tercih ederiz. E bir isim tamlamasının içinde görev aldığında bir kelimesini bu sefer de ne gibi değerlendireceğiz? Bir sayı ismi olarak değerlendireceğiz. İsim yaptık, sıfat yaptık, zarf yaptık. Sıfat olduğunda hatta hem belgisiz hem de sayı sıfatı yaptık. Belgisiz zamir olarak kullandık. Durum zarfı olarak ve isim olarak kullandık. Çok da verimli bir kelimeymiş bir sözcü. Bu ve bununla alakalı daha fazla ayrıntı için bu oynatma listelerine göz atmanı tavsiye ederim. Görüşmek üzere.